Günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir'den herkesi şok eden haber geldi. 18 gündür ortadan kaybolan Özdemir için umutlar tükenmişti. Karısı dahi nefret edilen bir adam olarak bahsedilen Özdemir'in paylaşımları görenlerin kanını dondurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımları gündem olurken kimse bu detaylara dikkat etmemişti. Her gün bir adım daha öne giderken gelinen son nokta duyanları hayrete düşürdü. Müge neden kardeşlerin düşman olduğu bu durumda Özdemir'in kaybı için eşinden şüphelenmişti. Kimsenin bilmediği konuya değinen Anlı yine herkesi şaşırttı. Sabah saatlerinin vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir için her gün tüyleri ürperten bir detay ortaya çıkıyordu. Yıllardır ailesiyle görüşmeyen Mehmet Ali, 25 Aralık gecesi ortadan kaybolmasıyla tüm dikkatleri kardeşlerin değil de eşi Meryem'in üzerinde toplamıştı. Eşinin çok titiz olduğundan bahseden eş Meryem, kocam beni çöp atmaya dahi göndermezdi demişti. Oysa ki Mehmet Ali'nin Instagram ve Facebook paylaşımları görenlerin dikkatini çekti. Paylaşımlarında özellikle yasaklı madde içerikli açıklamalar yapan hatta bu konu hakkında bilgilendirme broşürlerini eşiyle birlikte dağıtan Özdemir için halk bu adam bu kadar kıskanç olsaydı eşiyle bunları yapmazdı derken Özdemir'in başka bir paylaşımı daha dikkatleri çekti geçmişiyle barışmayan geleceğiyle savaşı ve dünyada tek hakikat menfaat, gerisi ise teferruat diyen Özdemir ailesini mi gönderme yapıyordu? Müge Anlı ve ekibi bir olayın altını titizlikle yürütürken aslında Özdemir ailesiyle mal varlığı yüzünden görüşmediği ortaya çıkarken asıl gerçeğin Mehmet Ali Özdemir'i ölen kız kardeşine istismarda bulunduğu gerçeğiyle ortaya çıkmıştı. Annenin bu gerçeği eşi Meryem'e söyledikten sonra karı koca arasında böyle bir konuşma geçmezken Mehmet Ali'nin kaybolduğu gün bu konunun karı koca arasında tartışmalar yaşatmasına sebep oldu. Zaten Mehmet Ali'nin kaybının ilk gününden hatırlarsanız Özdemir'in babası da oğlunun kaybolduğuna sevilmiş gibiydi. En az Meryem kadar şüpheli duran aile hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?